Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Evet, biz gece uyurken Fed faizleri sıfırladı. Amerika Merkez Bankası faizleri sıfırladı. Neden acaba? Bayram değil, Seylan değil, enişten beni neden öptü? Anlatacağım, anlatacağım ama bu sabahki videomu dinleyenler herhalde benim kripto paracıların dünya ekonomik krizini öne çekmek için nasıl da çabaladıklarını anlattığımı dinlemişsinizdir. Ya da o videomu izleyenler benim bu konudaki görüşlerimi öğrenmişlerdir. Evet, Fed'in neden faiz indirdiğini biraz sonra anlatacağım. Ama önce size bildiğiniz, benim de zaman zaman hatırlattığım bir konuda tekrar küçük bir anımsatma yapacağım. Para nedir? Biliyorsunuz, evet. Ama olsun, önce bir kez daha parayı tanımlayayım. Sonra bir şeyler anlatacağım. Canlarım, para normal şartlarda mal ve hizmet ya da başka şeylerin satın alımında ve tabii ki satımında, satışında kullanılan bir şey. Evet, bir şey. Para. Peki neden her kağıt para değil? Yani mesela dolar bir para, TL bir para, avro bir para değil mi? Sterlin bir para falan. Bunlar hepsi para, kağıt para. Konumuz kağıt para. Mesela içimizden birimiz dolar büyüklüğünde bir kağıt parçalarını dolar gibi süslesek üzerine mesela büyük annemizin, büyük babamızın fotoğrafını koysak. Üstüne de böyle afilli bir imza atsak. Aynı dolar büyüklüğünde kessek onları. Şahane, böyle gıcır gıcır. Piyasaya salsak neden olmuyor? Olmuyor çünkü dünyada sadece ve sadece devletlerin senyoraj dediğimiz hakkı var. Yani para basma hakkı sadece devletlere verilmiş bir haktır. E peki Amerika Birleşik Devletleri devlet. E Türkiye Cumhuriyeti devlet değil mi? Biz de devletiz. E biz de para basıyoruz zaten, değil mi? Ama asıl mesele şu. Bizim bastığımız para neden Amerikan doları ile aynı düzeyde değil? Mesela neden biz bir tane lira verdiğimizde diyelim ki, ya da bir 10 lira verdiğimizde neden 10 dolar alamıyoruz yerine? Ya da neden 10 dolarlık mal ve hizmet alamıyoruz da sadece 1 doların 6'da biri, şimdi 6.35 gidiyor, neyse. Nereye kadar bilmiyorum. İşte canlarım, burada devletleri yönetenlerin bilgileri, becerileri, yetenekleri, zekaları, karakterleri, dürüstlükleri, haysiyetleri, şerefleri, onurları devreye giriyor. Bir devlet adamı için en büyük haysiyetsizlik, en büyük şerefsizlik, en büyük onursuzluk, normal şartlarda baktığınızda, bu tarifle baktığımızda, yönettiği ülkenin parasını başka ülkeler paralarının karşısında sürekli değersizleştirmesidir. Aslında değersizleşen aynı zamanda o ülkenin emeğidir, alın teridir, sermayesidir. Evet. E peki biz devalüasyon yapmayalım mı? Ya ben öyle bir şey söylemedim. Bir ülkeyi devalüasyon yapmak zorunda bırakan ben miyim? Siz misiniz? Yok, o ülkeyi yönetenlerdir. O ülkeyi yönetenler bir ülkenin parasını sürekli devalüe etmek zorunda bırakanlardır. Ya da devalüe olmak zorunda bırakanlardır. Anlatmıştım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Nixon Watergate olayı davasından dolayı biliyorsunuz istifa etti. Ama Nixon'ın asıl yargılandığı ve asıl ses getiren dava başkaydı. Nixon bir arkadaşı aracılığı ile Howard Hughes isimli
Amerikan milyarderlerinden, dolar milyarderinden 100 bin dolar borç almıştı. Belki de avant almıştı, bilmiyoruz yani. Bu meydana çıktı ve Nixon yargılandı. 100 bin dolar, 100 bin dolar. Nixon dedi ki, evet doğru, arkadaşım dedi, Robezo aracılığıyla danışmanım, özel kalemim, ne derseniz deyin aracılığıyla, Mr. Houston 100 bin dolar aldım ama dedi parayı hiç kullanmadım, 3 sene kasada durdu dedi. Parayı aldığı için değil, 100 bin doları 3 sene kasada beklettiği için suçlandı. Neden? 100 bin doları sen enflasyon yaşayan bir ülkede nasıl olur da kasada tutarsın, nasıl olur da ekonomiye ilave etmezsin, dönüşmesini, üretmesini, tüketmesini, üretmesini, tüketmesini sağlamazsın. O senin 100 bin doların 3 sene içinde belki 1000 defa dönecekti falan filan yani. Yani bir ülke, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, enflasyonun ne demek olduğunu bilmez mi? Bir Amerika Birleşik Devletleri ülkesinin başkanı, dünya kapitalizmin ağası, enflasyon yaşanan bir ülkede paranın değer kaybedeceğini bilmez mi? Bu nasıl bir kafa falan diye Nixon'ı sıçladılar canlarım benim. Bizimkiler olsaydı Amerika Birleşik Devletleri'nde cezaevinden çıkmazlardı. Türkiye yönetenler Amerika Birleşik Devletleri'nde olsaydılar, Amerika Birleşik Devletleri'ni yönetseydiler ki Amerika Birleşik Devletleri'nde bizimkileri garson, çaycı falan affedersiniz. Küçümsemek için söylemiyorum. Yapmazlardı. Ama zaten yapsaydılar da cezaevinden çıkmazlardı. Burasını anlatmak zorundayım canlarım. Yani öyle her kağıt, her devletin bastığı Merkez Bankası Başkanı'nın da imzasının olduğu, üzerinde de büyüklerimizin fotoğrafları yer alan kağıtlar eşit değerde değildirler. Onları değerli kılan o ülkelerin yöneticilerinin kariyerleri, kariyerleri, bilgileri, karizma nereden çıktı? Bizde karizma çok da onun için herhalde. Deneyimleri, karakterleridir. Haysiyetleridir, şerefleridir, onurlarıdır. Şimdi geleyim Amerika Merkez Bankası Fed faizleri neden sıfırladı sorusunun cevabına. Sıfırladı çünkü Fed piyasalardan 700 milyar dolarlık devlet tahvilini satın aldı. Geri çekti devletin tahvillerini. Devletin borçlanmasından 700 milyar dolar düşürdü piyasadan. Bu ne demek? Piyasaya 700 milyar dolar para sürmek demek. Piyasalara, ekonominin kanı neydi? Paraydı para. Para yoksa ekonomi yok. Fed piyasalara para sürdü. Sadece kan vermek için mi? Yok, hayır. Eğer faizler 1 puan bile olsaydı, yine de Amerikalı para sahipleri piyasaya giren paradaki paylarını alıp tekrar bankalara götürerek parayı piyasadan çekebilirlerdi. Yani Nixon'ın yaptığını yapabilirlerdi. Hayır dedi Amerikan Merkez Bankası. Hani o çok kızıyor ya Trump. Trump bir şeyden anlıyor ki Amerika Merkez Bankası yönetenler ekonomiyi de parayı da bilen insanlar. Ne zaman çekilir, ne zaman sürülür bilen insanlar. Trump öyle değil. Trump sürekli basın basın. O da yanlış. Hayrul umuru efsatuha. Her şeyin ortası hayırlıdır. Yani dengesi, yani düzü. Ne bayır aşağı ineceksin ne bayır yukarı çıkacaksın canlarım. Amerikan Merkez Bankası'nın yaptığı bu. Madem ben piyasaya 700 milyar dolar enjekte ettim. Madem ben bu paranın piyasada kalmasını ve tüketime gitmesini istiyorum. O zaman arkadaş ben de faizleri sıfırlıyorum. Bakın da yakında faizleri eksiye almasınlar. Biz yapabilir miyiz? Adamın biri damda. Bir türlü aşağı inemiyor. Aşağıdakiler de çıkıp adamı kurtaramıyorlar. Ya ne yapacağız? Gitmişler Nasreddin Hoca'ya. En çok o bilir abi. Bizim reis gibi.
Raşettin Hoca bile ben iktisatçıyım, doktorum falan derdi zaman zaman biliyorsunuz. Gitmişler hocaya. Hocam demişler ya, damda bir adam var, bir türlü indiremiyoruz. Ha demiş hoca. Hemen ayakkabılarının giymiş dedi. Neyse o zamanki ayakkabıların diyelim. Düşmüş önlerine, gitmişler adamın damda bulunduğu evin olduğu yere. Binanın olduğu yere ya da. Bakmış hoca. Bana demiş hemen kocaman kalın bir urgan getirin. Urgan çok kalın ip demek. Uzun. Halat. Hemen gitmişler getirmişler. Hoca atmış urganı yukarıya bir ucunu. Sar bunu beline demiş adama. Adamcağız urganı beline sarmış. Hoca bir çekmiş urganı. Adam havuza atlar gibi yere. Ağız, burun, çene, mene her taraf dümdüz gitmiş perişan. Aman hocam ne yaptın be ya demişler Nasreddin Hoca'ya. Hoca durmuş. Ya demiş hoca. Ben bir zamanlar bu halatla birisini kurtarmıştım ama kuyudan mı çekmiştim, damdan mı çekmiştim onu hatırlayamadım demiş. Canlarım benim, güzellerim benim. Bizim ekonomimizi kurtaracağız, kurtaracağız da nasıl kurtaracağımızı hatırlayamıyoruz. Parayı bollaştırsak üretim yok. Ve para belirli ellere gidiyor. Belirli az sayıda ele gidiyor. Türkiye'deki para 83 milyon kişi varsak Türkiye'nin para sahipleri yani para denilebilecek para sahipleri, ekonomiyi yönlendirebilecek para sahiplerini toplasanız 3-4 milyonu geçmez sayıları. Naçizane ben bunu bankaların bilgilerinden aktararak sizlerle paylaşıyorum. Geri kalanlar ne para? Karınlarını doyurmaya zor para buluyorlar. Ya canlarım, Amerikan ekonomisi aynı zamanda Avrupa ekonomileri, Japon ekonomileri, üretim ve tüketim ekonomileridir. Çin ekonomisi sadece üretim ekonomisidir. Bizde ise sadece tüketim ekonomisi. Çin'i bizden farklı kılan, Çin üretir, içeride tüketmez, hepsini satar neredeyse. İçeridekiler az tüketsinler, fiyatları da yükseltirler, zaten maaşlar da az. Biz de onu yapamıyoruz. Yapamayız. Çünkü biz demokrasiyiz. Hem demokrasiyi koruyacağız hem halkımızı. E kolay mı? Çok kolay. Çok kolay. Bilimden sapmayacağız. Bakın koronavirüs konusunda kusura bakmayın. Ha övünmek için söylemiyorum. Daha geçen gün IMF Dünya Bankası para verecek dedi. Biz başladık açıklamaya koronavirüslerimizi. Bugün bakan açıkladı 10 bin küsur vaka. Ya 3 gün önce hiç yoktu. 10 bin küsur vaka. Neden? Tam bilmiyoruz ama umreden gelenler gidenler. Kaç aydır gelip gidiyorlar umreden. Farkında mıyız? Umreden gelen gidenlerin virüs taşımadığından emin miyiz? Hayır. Camiler hep açık, hala açık. Cuma günleri de açık, her gün her dakika açık. Sinemalar açık. Kendimizi koruduk mu? Hayır. En baştan İngilizlerin yaptığı gibi yapsaydık. En baştan daha bundan 3 ay önce bu koronavirüs ortaya çıktığında şimdi aldığımız tedbirler değil bunlar. Bunlar tedbir değil. Bunlar yasak. Bunlar müdahale. Ya böyle böyle bir virüs var. Aman ha. Yakın temastan kaçının. Ellerinizi günde 5 defa yıkayın, 10 defa yıkayın falan filan diye. Ama panik yapmadan, panik yapmadan. Biz ne yaptık? Biz televizyonlarda İdlib'i tartıştık. Çok başarılıymışız gibi. Verdiğimiz şehitleri az bile görüp şehitler tepesi boş kalmayacak diye haykırdık. Aa, sonra da bir baktık ki şehitler gitti mi gelmiyor. İdlib'de de kalamıyoruz. Bu sefer ne dedik? Bundan sonra Müslüman Müslümanı öldürmeyecek dedik. Baştan mı söylediğimiz doğruydu, sonradan mı söylediğimiz doğruydu? Tabii ki sonradan söylediğimiz doğruydu. Biz ne yaptık? Suriyeli mültecileri bırakıyoruz diye ne kadar Afgan mülteci varsa hepsini sınırlarımıza, hangi sınırımıza? Düşman bellediğimiz Yunanistan sınırına yığdık. Bir de geri dönmesinler diye adamların karşısına 1000 tane eli silahlı özel harekat polisi koyduk. 10 gündür İdlib'i konuşan var mı? O Suriyeli ya da Afgan ya da mülteciler ne oldu biliyor muyuz? O çocuklar ne haldeler?
Soğukta, karda, kışta, kıyamette. Hava acayip soğudu Trakya'da. Acayip buz. O çocuklarla ilgili bir şey konuşuyor muyuz? Bizim Milli Savunma Bakanlığımızın görevlileriyle Rusya Milli Savunma Bakanlığı görevlileri İdlib mutabakatını konuşuyorlar. Ya da Moskova mutabakatını. Haberimiz var mı neler olup bittiğinden? Hafter'le Saratçı mı neyse arasında neler olduğunu bittiğini biliyor muyuz? Hayır. Bilmemiz gerekir mi? Bilmemiz şart mı? Patron kendi doğrularını bize bilmemiz gereken doğrularmış gibi öğretir, anlattırır medyasına, televizyoncularına. Onlar televizyonda birbirlerine böyle kavga edermiş gibi yaparak bizim beyinlerimize girmeye çalışırlar. Ağızlarından tükürükler saçarlar birbirlerine ki büyük ihtimalle belki de koronavirüs bulaştıracaklardır ama bereket aradaki mesafe 2,5-3 metre vardır. Bizler de patronun bilmemizi istediği yanlışları doğru diye belirleriz. Biz çünkü böyle bir ülkede yaşıyoruz, yaşatılıyoruz canlarım benim. Yani FED faiz indirdi, sıfırladı diye biz faizleri sıfırlarsak ne mi olur? Dolar bugün 6.35, 6.36 ise bu hafta faizler sıfırlandıysa ya da biraz daha indirilirse dolar olur 6.70, 6.80 belki de 7. Ah be canlarım benim, ah be güzellerim. 27 sene önce bu ülkeyi cahiller yönetiyor diye bir kitap yazdım. Ondan 14-15 sene sonra bu ülkeyi hala cahiller yönetiyor diye bir kitap daha yazdım. Ama ülkeyi hala cahiller yönetiyor. Hem de eskilere nazaran zır cahiller yönetiyor. Ve haliyle işte böyleyiz. Ne sağlık, ne ekonomi, ne eğitim, hiçbir şey. Efendim ama yollar, köprüler, alt geçitler, üst geçitler. İyi de onların hiçbirisi ihraç edilmiyor ki. Onlardan döviz gelmiyor, onlara döviz gidiyor. Neden? Geçen de ödüyor, geçmeyen de ödüyor. Çünkü anlaşma öyle. Öyle yaptılar. Neden? Sermaye birikimini sağlamak için. Koçlara, eczacı başlara, sabancılara rakip çıkarmak için kendi sakallılarını, kendi hacılarını, hocalarını zengin etmek için senin benim bizim paramızdan onlara geçmediğimiz halde para ödedikleri için. Ya ve sonra da biz onları seçeceğiz yine hala. Hala oyları %30. %3 bile çok. %3 bile çok bu zihniyete. Evet ama demokrasi bu. Saygı duymaktan başka yapacağımız hiçbir şey yok canlarım. Hasılı biz faizleri sıfırlarsak ya da daha da indirirsek ihracatı tamamen kesmeliyiz. Bütün ürettiklerimizi iç piyasada satmalıyız ki o zaman ancak enflasyonla mücadele edebilelim. İthalat da yapmayacağımız için dövize talep de olmasın. Ya borçları nasıl ödeyeceğiz? Bilmem. İşte onu bilmem. Onu bilmiyorum. Ya ne diyorum? Eski Ozan'ın dediği gibi. Biz at bulduk mu meydan bulamıyoruz. Meydan buluyoruz at kayboluyor. Tel buluyoruz saz yok. Saz buluyoruz tel yok. Canlarım biz böyle bir ülkeyiz. Yeni değil. Sadece bu gelenler tüy diktiler. O kadar. Düzelecek mi? Tabii düzelecek. Böyle gidemeyiz. Dünya bizi yukarıya çekmek mecburiyetinde. Çekecek. Sizlerle çekecek, bunlarla değil. Bu zihniyet gidecek. Hala koronavirüsten kurtulmak için ayeti kerime arıyorlar. Girin bakın. Pek çok yerin internet sitelerinde hangi ayeti okursanız kaç defa elhamdülillah dersiniz ya da hangi ayeti kaç defa okursanız koronavirüsünden kurtulacağınızı anlatıyorlar. Kanadalılar, Çin, Amerikalılar aşı peşinde. Yahudiler yani İsrail aşıyı buldu bile. Biz ayet buluyoruz. Kusura bakmayın. Hiç kusura bakmayın. Bunun dinle, dinsizlikle hiçbir ilgisi yok. Bu geri zekalıca bir dindar olma sözde ya da dinden para geçinme, dinden para kazanma, dinden para kazananların daha doğrusu huylarının kurumasını gerektiren bir durum. Ben de diyorum huyunuz kurusun. Size değil onlara. Hepinizi gözlerinizden öperim. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim.